Bütün dünya bir sahnedir ve kadın erkek herkes ancak birer oyuncu. Sıralar geldikçe ya girer ya çıkarlar. Her insan nice roller oynar ömrü boyunca. Yaşadığı perdeler 7 çağdır. İlk önce Sidney'in kucağında salya sümük ağlayan ve kusan bir bebektir. Sonra elinde çanta, sabah tazeliğiyle yüzü akpak, salyangoz hırsıyla ayağını sürüyerek isteksiz okula giden vız vız bir oğlan. Sonra aşık, ocak gibi iç çeker, yanar, destanlar yazar sevdiğinin başına gözüne. Derken asker, ağız dolusu küfür, bıyığı pars bıyığı, onuru canı gibi, çabucak parlar, dövüşür. Su kabarcıklarından kısa süren şöhreti arar topun ağzında bile. Sonra yargıçtır, saygın, göbeği şişkin, çevresinde piliçler, gözleri sert, sakalı usturuplu kırpılmış. Eski hikmetler, beylik ibretler söyler durur. İşte rolünü oynar böylece. Altıncı çağda terlikler ayağında, sıska bir soytarıdır artık. Gözlükleri burnunda, kesesi yan cebinde, iyi saklanmış gençlik pantolonları cılız bacaklarına öyle bol gelir ki bir alem. O kalın erkek sesi incelir, incelir de çocuk sesine döner. Sonunda düdük olur ve son sahne gelir de bu garip olayların tarihini tamamlar. İkinci çocukluktur. Salt unutkanlıktır o. Ne diş kalır, ne de göz, ne tat, ne de hiçbir şey. Shakespeare'in dünyasına hoş geldiniz sevgili konuklar. Bu dramatik okuma programımızın adını ben Türk Shakespeare koydum. Niçin diye merak ediyorsunuzdur belki. Niçin Türk Shakespeare? Bizim çocukluğumuzda, benim çocukluğumda güneş dil teorisi ve Türk tarih tezi vardı. Onlara göre tüm uluslar ve insanlar Orta Asya'daki Türklerden türemişlerdi. Onun için William Shakespeare de adıyla sanıyla sapına kadar Türktü diyebilirdik. Başka nedenlerle de Türk Shakespeare diyoruz. Shakespeare o kadar evrensel, kültürleri ne denli farklı olursa olsun tüm insanları öylesine kapsayan bir yazar ki biz Shakespeare deniz, Shakespeare bizden demek yanlış olmaz. İkinci bir neden, canım Türkçemizin Shakespeare'in dramatik gücüne ve şiirselliğine yatkın olması. Dilimiz Shakespeare'e o kadar uygun ki bazı sözleri Türkçe yazılmış gibi. Bir başka neden de ülkemizde özellikle 20. ve 21. yüzyılda sahnelerimizdeki Shakespeare egemenliği. En popüler Türk tiyatro yazarıdır o. Shakespeare in Love filmi vardır ya, biz de Turks in Love with Shakespeare diyebiliriz. Haklı olarak övündüğümüz bir gerçek, Shakespeare'in tüm piyeslerinin, trajedilerin, komedilerin ve tarihlerin hepsinin Türkçemize çevrilip yayımlanmış olmasıdır. Shakespeare'in tüm oyunlarının çevirisi yapılıp yayımlanmış olan dillerin sayısı çok azdır dünyada. Ne mutlu bize, yaşasın Shakespeare çevirmenlerimiz. Shakespeare'in oyunlarında da, sonelerinde de ne büyülü bir şiirsellik vardı. Şiirin musikisi bu ve musikinin şiiri. Gel, oturalım şurada. Musikinin ezgileri dolsun kulaklarımıza. Şu yumuşacık sessizlik ve gece okşasın bizi büyülü bir ahenk gibi. Bir insan ki yüreğinde musikiye hiç yer yoktur ve coşkulara yönelmez hoş seslerin ahengiyle kapılır ihanetlere, hilelere, vurgunlara, gece kadar kısmetlidir ruhunun kıpırdanışları.
Türk Shakespeare programımızı burada İstanbul Şehir Üniversitesi'nde sunmak bizim için, Yıldız Hanım ve benim için bir onur ve zevk. Metni ben yazdım, çeviriler de benim. Bu programı ilk olarak Müşfik Kenter, İstanbul'da 1986-87 mevsiminde Kent oyuncularında 75 kere tek kişilik oyun olarak sundu. Oyunun başlığı Kahramanlar ve Soytarılardı. Kitap olarak da yayımlandı. Şimdi bu metne Yıldız Kenter can, şan ve heyecan katıyor. Kahramanlar ve soytarılar. Yaşar ve ölürler Shakespeare'in dünyasında. Hepimizin gönlünde kahramanlar ve soytarılar yatar. Hiçbiri bizden değişik değildir. Onun için 400 yıldır nice ülkelerde, türlü dillerde Shakespeare baş tacı edildi. Tiyatronun büyük şairi diyor ki, bence hükümdar herhangi bir kişidir, benim gibi. Menekşe ona da aynı kokar, bana da. Kasıp kavuran hava ona nasıl gözükürse, bana da öyle gözükür. O duyularının hepsini tüm insanlıkla paylaşır. Resmi kılığı çıkarıldığında, sıradan bir insanın çıplaklığıdır onunki. Belki sevgileri, coşkuları bizden çok yükseklere yönelir ama aşağı inmeye başlayınca o da aynı kanatlarla alçalır. Shakespeare'de trajedi çoğu zaman kahramanların bocalamasından, aşırı ihtirasa ya da bir yanılgıya kurban gitmesinden doğar. Otello kıskançlığın, Hamlet tereddüdün, Macbeth iktidar açlığının felaketidir. O kahramanların hemen hiçbiri büyük insan değildir. Kimisi yiğittir gerçekten, kimisi hükümdarlıkta güçlüdür. Savaş alanlarında zaferler kazanmış olanlar vardır aralarında. Ama hepsi ya olağanüstü başarılardan ya da umutlardan yenilgiye ve ölüme düşerler. 12. gecede Malvolio ne güzel söylüyor. Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır. Kimisinin başına büyüklük devlet kuşu gibi konar. Shakespeare işte bu büyüklük tutkusunun insanlar ve toplumlar için yarattığı korkunç olayları gözler önüne sermiştir. Üstelik iktidar, ikbal, debdebe nasıl da cılızdır talihin cilveleri karşısında, nankörlük karşısında. Savaşlarda gücüyle ün salan bir kahraman, bin zafer kazansa da düşmeye görsün bir kez. Adı silinir şeref defterinden o zaman. Mertlik destanı artık anılarda süremez. Belki de gerçek kahraman kendisini hiçliğe götürecek olan ölüm karşısında mert kalabilen kişidir. Jules César ne kadar özlü dile getiriyor bunu. Korkaklar defalarca ölür ecel gelmeden. Kahramanlar ölümü bir kez tadar, o kadar. Duyduğum şaşılacak bunca şey arasında en çok garipsediğim insanların korkması şunu gördükten sonra zorunlu bir son olan ölüm mutlaka gelir ne zaman gelecekse. Ya soytarılar, kaderimizin öteki yüzü, ters yüzü, gözyaşı karşısında gülücük, kara talihin yanı sıra kahkaha, kızlarından ikisi, başka yakınları, yıllarca kendisinden iyilik görmüş olan nice kimseler, Kral Lear'i yaşlılığında yarıya bırakmış, ona kötülükler yapmıştır. Ama soytarısı sadık kalmış, yanından ayrılmamıştır. Kara gün dostudur. Lear varını yoğunu kızlarına bırakmış, koskoca kral artık hor görülen bir ihtiyar. Kızını yine suratlı bir karış asılmış görüyor ve diyor ki... Ne var? Ne oldu kızım? Kaşların neden çatık? Son günlerde hep böyle somurtup duruyorsun. Soytarı lafa karışıyor, Lear'e sitem ediyor. Surat asmalara, kaş çatmalara aldırış etmediği zamanlar almış anlı adamdır. Şimdi bir sıfır oldun. Ben bile üstünüm senden. Ben şapşal bir soytarıyım. Sen solda sıfırsın. Ekmeğinden ne kabuk ne kırıntı saklayan, yolda acıkacak da olacaktır bin pişman. Ha? İçi boş bezelye kabuğu böyle olur işte. Amca, nesne kargayı oysun gözünü derler. Gün olur, yavruları baba kargayı yerler. Lear benliğini yitirmiş gibi şaşkındır. Burada tanıyan var mı beni?
Lear olamaz bu. Lear böyle mi yürür, böyle mi konuşur? Nerede gözleri? Ya bunadı ya beyni uyuştu da düşünemez oldu. Uykuda mı, uyanık mı? Değil, hiçbiri değil. Kim söyleyebilir ki bana, ben kimim? Soytarı ihtiyar yere bilmeceler sorarak takoz eder. Amca, amca bir bakalım. İnsanın burnun için suratının ortasındadır. Bilmem. Burnun iki yanında birer göz olsun da insan kokusunu alamadığı şeyi görsün diye. Bil bakalım. İstiridye nasıl yapar kabuğunu? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama sümüklü böcek evinin içinde sırtında taşır. Onu biliyorum. Niçinmiş? Başını sokacak bir yeri olsun diye. Evini kızına versin de boynuzları kılıfsız mı kalsın? Peki ne hikmettir yedi yıldızın yedi tane olması? Sekiz tane yok da ondan mı? Aferin. Sen biterim soytarı olurdun. Amca sen benim soytarım olsaydı sopa attırırdım sana. Vaktinden önce yaşlandın diye. Nasıl ne dedin? Akıllı olmadan yaşlanmamalıydın. Kral Lear bir yandan insanları yanlış değerlendirmenin, bir yandan da nankörlüğün yarattığı bir trajedi. Lear'in acıklı öyküsü hükümdarlığının sonunda başlamıştır. Yaşlanmış olan Lear, ülkesini üç kızı arasında bölüştürmeye karar verir. Ama önce onların sevgisinden emin olmak ister. Kızlarından ikisi Goneril'le Regan, babalarını sevdiklerine iyice inandırırlar. Üçüncü kız Cordelia, sevmesi gerektiğinden ne fazla ne de az sevdiğini söyleyince Lear'in hışmına uğrar. Onun hakkını da iki kardeşi paylaşır. Goneril ile Regan tahtından vazgeçer, ihtiyar Lear'e ihanet ederler. Lear'e bakmaya, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya, emrine 100 şövalye vermeye ant içtikleri halde sözlerini tutmazlar. Ortalıkta kalan Lear daha sonra soytarısıyla birlikte Fundalık'ta fırtınaya yakalanır. Essin rüzgarlar, essin. Çatlayıncaya kadar yanaklarınız essin. Kudurun sağanaklar, boralar, sel götürün. Boğun hem kuleleri hem üstlerinde rüzgar gösteren horozları. Düşünceyi kül eden kükürtlü ateşler, siz meşeyi çatırdatan yıldırım öncüleri. Şu ak saçlı başımı alazlayın. Sen koca gök, gürle de yamyası et yüz yuvarlak dünyayı. Doğanın insan döken kalıplarını ez, kır. Nankör insan üreten tohumları sil, süpür. Lear bunamakta, çıldırmaktadır. Bir zamanların şanlı hükümdarı yürekler acısı durumdadır artık. Bir gün kırda Lear yaban çiçekleri takmış takıştırmış dururken uzaktan Gloucester dükü sesini tanır. Bu sesi tanıyorum ben. Kral değil mi bu? Ve eski kral Lear der ki... Kral ya, hem tepeden tırnağa kadar kral. Ben bir bakış baktım mı uyruklarım titrerler. Lear'in haksızlık ettiği üçüncü kızı Cordelia babasını bulmuştur. Başka Lear taraftarları ile birlikte savaş vermektedir. Ama savaşı kaybederler. Baba kız tutsak düşmüştür. O acı anda Lear kızına der ki... Hayır, olamaz. Hayır. Gel gidelim zindana. Şarkı söyleriz orada. Kafeste kuşlar gibi. Benim hayır duamı istersen diz çökerim ve af dilerim senden. İşte öyle yaşarız. Dualar, türküler ve masallarla baş başa güleriz pırıl pırıl uçan kelebeklere. Düşmanları Cordelia'yı asmıştır. Lear kucağında sevgili kızını taşıyarak girer. Oradakilere bağırır. Uluyun! Çığlık atın, uluyun! Ah! Hepiniz taştan adamlarsınız. Sizdeki diller, gözler bende olsaydı öyle ağlar, haykırırdım ki gök kubbe yıkılırdı. Ah gitti kızım, gitti. Ben bilirim kim yaşar, bilirim kim yaşamaz. Can verdi kızım. Artık toprak gibi. Ah! Astılar zavallı yavrucuğumu. Hayır, hayır, hayır. Hiç eser yok hayattan. Bir köpek, bir at, bir sıçan niçin yaşasın da, niçin hiç soluk kalmasın sende? Hiç göremeyeceğim seni artık. Hiç, hiç, hiç. Shakespeare
hem oyun yazarıydı hem de oyuncu. Tiyatrosunun adı Globe. Dünya demek. Ne kadar anlamlı değil mi? Bütün dünya Shakespeare'e baş köşeyi vermiştir, dense yeridir. Küçümseyenler de olmuştur ya, ünlü Fransız düşünür ve yazarı Voltaire, barbar diye kötülemiş onu ve demiş ki... Shakespeare'in eserleri bir çöplük gibidir. Bir darı tanesi buluncaya kadar ha bile eşemeniz gerekir. Çağının önde gelen İngiliz yazarlarından Samuel Pepys, Romeo ve Juliet'ten ömrümce bu kadar kötü piyes görmedim diye söz etmiştir. 20. yüzyıl tiyatrosunun devlerinden George Bernard Shaw, diş bilermiş Shakespeare'e. Elimden gelse mezarından çıkarıp taşa tutarım. Ama şunu eklemekten de geri kalmamış. Shakespeare'den hoşlanmayanlara acırım. O binlerce düşünürden daha uzun ömürlü olmuştur. Daha binlercesinden uzun ömürlü olacaktır. Alçak gönüllülüğüme şaşmayın. Ben bile ondan iyi piyes yazamıyorum. Düşünür, oyun yazarı, şair, oyuncu Shakespeare, Macbeth'in sonuna doğru yaşam ve ölüm gerçeğini bakın nasıl dile getiriyor. Yarın, ardından yarın, ardından yine yarın sürüklenir de böyle küçücük adımlarla gün gün üstüne gelir yazgıdaki zamanın son hecesine kadar. Geçmiş günlerimizse soytarılara, sersemlere ışık tutmuştur. Toprakla içli dışlı ölüme giden yolda. Sön kısa mum, sön. Yaşam yürüyen bir gölgedir ancak. Sahnede kendi süresince koşuşan, çırpınan, sonra sesi kesilen bir zavallı oyuncu. Bir aptalın anlattığı bir masal ki baştan sona kuru gürültü ve şamata. Hiçbir anlamı da yok. Türkçemizde Shakespeare'e saygı ve sevgi 1840'lardan beri arttıkça artmıştır. İlk Shakespeare oyunları 1842'de İstanbul'daki Concordia Tiyatrosu'nda sunulmuştu ama Türkçe oynanmamıştı. 1885'te basılı ilk çeviri yayınlandı. Venedik Taciri. Güllü Agop belli başlı trajedileri sahneliyordu. Otello'yu ilkin Afrikalı bir zencinin intikamı adıyla oynadılar. Bedros Atamyan 19. yüzyılın sonlarında ünlü bir Hamlet'ti. Kahramanın yerini, yurdunu öğrenmek için ta Elsinore'a gitmiş. Otello için Venedik'e ve Kıbrıs'a, Romeo için de Verona'ya gitmiş. Münakyan Efendi de birçok Shakespeare oyunları sunmuştu. Türkiye'de ilk kadın Hamlet olmak şerefi Bayan Siranuş Nigosyan'a aittir. Evet, Ermeni sanatçılar Shakespeare sevgisinin yerleşmesine ülkemizde önemli bir katkıda bulunmuşlardır. Macbeth trajedisinin bizde güldürücü bir fıkrası vardır. 1962'de Rumeli Hisar'da şehir tiyatrosu yeni bir Macbeth sahneliyor. Biliyorsunuz Hisar görkemli, oyunların oynandığı alan geniş. Macbeth'in son perdesindeki savaş sahnelerinde ne kadar çok figüran kullanılırsa etki o kadar dramatik olacak. Ama tiyatro yüzlerce figüranı nereden bulsun? Akıllarına yakınlardaki 66. tabur gelmiş. Gereken izni sağlamışlar. Bir binbaşının kumandasında 400 Mehmetçik Hisar'a gelmiş ilk oyunu sunulacağı akşam. Yönetmen binbaşıyı anlatmış. Askerlerin sırtında eski çağlardaki gibi çuvala benzer giysiler olacak. Ellerine tahta kılıçlar ve kalkanlar vereceğiz. Şu sırtlara dizilip bekleyecekler. Sırası gelince benden size işaret, siz de onlara komut vereceksiniz. Bayırdan aşağı koşup orta yerde karşı karşıya gelecekler. Yalancıktan vuruşacaklar ama lütfen söyleyin heyecanlı koşsunlar, canlı vuruşsunlar. Binbaşı da askerlerine anlatmış bütün bunları. Gece oyun başlamış, Mehmetçikler sırtlarda çepeçevre dizili, 5. perde İskoçya'da Macbeth'in birlikleriyle Macduff'ın askerleri çarpışacak. Yönetmen işaretini vermiş binbaşıya. Binbaşı haydi aslanlar demiş, göreyim sizi, koşun vuruşun der demez. 400 Mehmetçik sırtlardan aşağıya haykırarak bir koşu tutturmuş. Allah Allah, Allah Allah. Richard Burton da Macbeth'i oynarken savaş sahnesi için zırh giymiş. Giymek zor, çıkarmak daha da zor. Bir ara fena halde çişi gelmiş, tutamamış, zırhın içine işemiş şırıl şırıl. Sahnedeki öteki oyuncular da, salondaki seyirciler de şırıltıyı işitince kendilerini tutamamış, kahkahayı koyuvermişlerdi. Shakespeare'in az oynanan trajedilerinden biri Coriolanus.
bir savaş kahramanının hem kendi kibri hem de çevresindeki siyaset hileleri yüzünden nasıl yıkıma uğradığını gösteren ibret dolu bir oyun. Eski Roma, halk yoksul ve tedirgin. Yönetim vatandaşların oyu ile seçilen senatörlerde, soylularda. Sorunlar, şikayetler almış yürümüş. Trajedinin birinci sahnesinde vatandaşa diyorlar ki, soylular yoksullara iyi bakıyor. Halktan birisi şöyle cevap veriyor. Bize iyi bakıyorlar ha. Doğru sözler ne denir? Ne zaman baktılar ki bize? Onların ambarları tıklım tıklım, biz açlıktan perişanız. Tefeciliğe karşı yasalar çıkarıyorlar. Tefecilerin ekmeğine yağ sürmek için. Her tanrının günü yararlı yönetmelikleri kaldırıyorlar, zenginlerin işine gelmiyor diye. Her tanrının günü yoksulları zincire vuran, ezen yasalar koyuyorlar. Başımızı savaşlar yemezse onlar yiyecek. İşte bize duydukları sevgi bu kadar. Shakespeare'de değişik kişiler türlü türlü milletlere acı sözler söyler. Evet sevgili seyirciler, Türklere de hakkımızda şehvet düşkünü, alçak, barbar, İmansız, zalim, sünnetli köpek gibi laflar vardır çeşitli oyunlarda. Shakespeare'in kötü kişileri, şaşkın karakterleri bizi böyle kötülemiştir. Shakespeare'e dargınım ben. Ne kötü şeyler düşünüyor ve söylüyor Türkler biz hakkında. Ne biçim Türk bu Shakespeare? Ya boya şöyle dedirtiyor. Hayır, doğru söylemiyorsam Türk desinler bana. Sonradan 3. Richard olan Richard'ın kendisini savunmasına bakın. Ne? Sen bizi Türkiye'de kafir mi sanıyorsun? Şu Shakespeare bir alem. Osmanlı'nın trajedisini sergiliyor. Sanki İngiliz'in aynı ya da benzer gaddarlıkları yokmuş gibi. 1595'te 3. Mehmet, 3. Murad'ın ardından tahta geçtiğinde 19 erkek kardeşini boğdurtmuştu ya. Sanki böyle canavarlıklar İngiltere'de olmazmış gibi. Kral 5. Henry'e bakın neler söyletiyor. Tahta geçtiği zaman 5. Henry diyor ki erkek kardeşlerine... Kardeşlerim, siz de üzüntüyle korku el ele. Bu İngiliz sarayı, Türk sarayı değil, bir Murat geçmez Murat'ın yerine. Harry'nin yerine Harry geçer. Osmanlılarda sansür bazen Shakespeare oyunlarına makas vururdu. Vaktiyle İngiltere'de de birçok bölümleri, ahlaka mugayir ya da hükümdara muhalif sayılan sahneleri yasaklamak zorunda giderlermiş. Bugün Amerika'da bile bazı okul kitaplarında çocuklara zararlı olabilir diye Shakespeare'in bazı satırlarını değiştiriyorlar. Lise kitaplarında bakıyorsunuz Romeo ve Juliet'ten birkaç dize çıkarılmış ya da 5. perdede Romeo, ey Juliet bu gece seninle yatacağım der ya, o satırı şöyle değiştirmişlerdir. Ey Juliet bu gece senin yanında olacağım. Denilebilir ki hiçbir yazar dünyaya Shakespeare kadar özdeyiş armağan etmemiştir. Özellikle İngilizce'de ama birçok başka dillerde de. Shakespeare'in mısraları atasözü olarak bol bol kullanılıyor. Kimisi acı, kimisi tatlı. Gönlü okşayanlar da var aralarında, iç sızlatanlar da, güldürenler de. Ama hepsi düşündürüyor. Hiç görülmemiştir şimdiye kadar diş ağrısına dayanan filozof. Gaddarlıktır düşenin yüküne yük eklemek. Düşmanın için harlı fırın mı yakıyorsun? Dikkat et kendini yakmayasın. Aptalın teki kendini akıllı sanır da akıllı adam bilir ki aptalın tekidir. Sarp yamaçlara tırmanmak için küçük adımlarla başlamak gerek. Yılan dişinden daha keskindir nankör evlat. Lezzetini yitirir ortamalı tatlılar. Öyle bakar ki aşıkın gözleri kartal kör olur. Kötülükler tunçta yaşar, erdemler suya yazılır. Shakespeare'in en çok bilinen hikmetleri arasında Hamlet'te geveze ihtiyar Polonius'un oğlu Laertes'e öğütleri vardır. Sakın dile getirme düşündüğün her şeyi. Uygulamaya kalkma saçma bir düşünceyi. Senli benli ol ama arsız ve kaba olma. Sadakatini dene ilk önce dostlarının, sonra çelik çemberle bağrına bas onları. Ama yaranmak için her toy delikanlıya sırnaşıp el sıkarak aşındırma avcunu. Kavgaya girişmekten sakın ama girdinse diren sonuna kadar öteki korksun senden. El aleme kulak ver, pek azıyla çene çal. Herkes ne düşünüyor öğren de açıklama sen kendi düşünceni. Kesene göre olsun, kendine züppe süsü vermesin üstün başın. Şarafatlı olsa da rüküşlüğe kaçmasın.
Çoğu zaman kılıktır insanı belirleyen. Ne sen kimseden borç al, ne de kimseye borç ver. Borç para hem kendini kaybettirir hem dostu. Ve borç yüzünden tutum alışkanlığı kalmaz. Her şeyden önce kendi kendine dürüst olsan, olursan geceyi günün izlemesi gibi hiç kimseye kötülük, kalleşlik edemezsin. Shakespeare, insanlığın adalet, akıl, namus, aşk ve cesaret gibi erdemlerini övmüştür. Aldatılanların, ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların savunmasını yapmıştır. Bu arada tarih boyunca ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüş olan kadınları da korumuştur. Hamlet'in zayıflık senin ismin kadındır demesine bakmayın. Shakespeare'deki birçok kadınlarda yaman bir kuvvet vardır. Otello'da Iago'nun karısı Emilia'nın sözleri ne kadar anlamlıdır. Ben derim ki kadınlar yanlış yola saparsa suç kocalarındadır. Onlar görevlerini yapmazlar da yabancı kucaklara dökerler bizim hazinemizi. Gün olur budalaca kıskançlığa kapılıp göz açtırmazlar bizi. Bazen dayak atarlar ya da bize eskiden verdiklerini ceza olsun diye keserler. Sanki damarımıza basmasalar olmaz mı? Biz anlayışlıdır, anlayışlıyızdır ama ölç de alırız. Kocalar şunu bilsin, tıpkı kocalar gibi karılar da duyarlar, görürler ve koklarlar. Tatlıdan ve ekşiden tad alır damakları. Kocalarımız bizi bırakıp başkasını alırsa ne iştir bu? Gönül eğlencesi mi? Eğlence olsa gerek. Sevgiden mi doğar bu? Öyle. Bir zayıflık mı bu yanlışa yol açan? Herhalde. Sanki sevgi yok mu? Keyfe düşkünlük, zayıflık yok mu bizde? Tıpkı erkekler gibi. Ya hoş tutsunlar bizi ya da bilsinler şunu. Suçluysak örnek aldık erkeklerin suçunu. İnsanların manevi kusurlarını gözler önüne seren Shakespeare, toplumdan da sık sık şikayet etmiştir. Sonlarından birinde yaşadığı çağdan yakınıyor. Canını vermeye hazır ama şu aşk yok mu, şu sevgili yok mu, onun uğruna her şeye katlanıyor. Bıktım artık dünyada, bari ölüp kurtulsa. Bakın, gönlü ganiler sokakta dileniyor. İşte kırtıpillerde bir süs, bir giyim kuşam. İşte en temiz inanç kalleşçe çiğneniyor. İşte utanmazlıkla poz kapmış yıldızlı şam. İşte zorla satmışlar kızı olan kız namusu. İşte kadire uğradı dört başı mamur olan. İşte kuvvet kör topal devrilmiş boyu poslu. İşte zorba sanatın ağzına tıkaç tıkmış. İşte hüküm sürüyor çılgınlık bilgiçlikle. İşte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış. İşte kötü bey olmuş, iyi kötüye köle. Bıktım artık bu dünyadan, ben kalıcı değilim. Gel gör ki ölüp gitsem, yalnız kalır sevgili. Fırtına adlı oyunda ıssız adaya düşmüş olan Gonzalo, yeni bir düzen kurmak hayalindedir. O, yaratacağı yönetimi anlatırken, soylulardan ikisi lafa karışarak alaya alırlar. Şu adayı sömürge diye verseler bana, hükümdar olsam burada ne işler mi yapardım? Ben egemenlik kursam, işleri alışılmış yönetim yollarından bambaşka yürütürdüm. Her türlü alım-satım yasak, memur, yargıç yok, ilim, irfana paydos, zenginlik ve yoksulluk, efendilik, uşaklık yok. Sözleşme ve miras, devlet hududu, tarla sınırı, bağ, bahçe yok. Madenler, buğday, şarap ve yağ sömürülemez. Meslek yok, iş güç yok. Bütün erkekler serbest, tüm kadınlar da. Ama hepsi masum, hepsi saf, hükümdarlık yok. Ama kendisi başta, kral. Onun devletinde kıçın başından haberi yok. Ve her şey ortaklaşa. Kimse çabalamadan, ter dökmeden doğa hep üretecek. İhanet ve suç da yok. Kılıç yok, kargı, bıçak, tüfek yok. İzin vermem ki hiçbir yok edici araca doğa ana gür ve özgür bolluk bereket yaratacak beslensin diye benim masum milletim. Evlenmek de yok mu uyrukların arasında? Yok canım, herkes serbest. Ya orospu ya çapkın. Öyle dört başı mamur yöneticiyim ki ben, efendiler gölgede kalacaktır altın çağı. Var olun efendimiz. Yaşa Kral Gonzalo. Hamlet her yerde olduğu gibi bizde de öteden beri rağbet görmüştür. 20. yüzyılda
ve 21. yüzyılda Türkiye'de sunulmuş olan Hamlet prodüksiyonlarının sayısı 20'ye yakındır. Darülbedai'de ilk oynandığı o zaman salonda topu topu 7 seyirci varmış. Onlardan biri de başka bir seyircinin şoförüymüş. Zoraki seyretmiş. Aradan 50 yıl geçmeden şehir tiyatrosunda Engin Cezar Hamlet'i 170 kere oynadı. 70 bin kişi izledi. Sürekli 170 oyun dünya rekoruydu. Bu rekoru 6-7 yıl sonra Broadway'de Richard Burton kırabildi. Bizdeki Hamlet sevgisine ilişkin hoş bir hikaye vardır. Tatar Refik, gezici tiyatro oyuncularından 1936'da 45 günlük yedek subaylık görevini bitirip İstanbul'a dönüyor. Bir arkadaşı soruyor. Hoş geldin Refik. Nasıl geçti yedek subaylık? Refik gülüyor. Shakespeare oynamakla geçti. Arkadaşı şaşırıyor. Nasıl şey o? Tatar Refik anlatıyor. Alay komutanımız Shakespeare aşığıydı. 45 gün içinde iki Otello oynattı bana, bir de Hamlet. Hadi Otello'ya alışıktım seyyar tiyatrodan. Ama Hamlet oynamak kim, ben kim? Ne yaparsın ki? Emir emirdir, baş üstüne deyip oynadık. Hamlet'in To Be or Not To Be monoloğu belki de dünya tiyatro edebiyatındaki en ünlü konuşmadır. Hani rahmetli Can Yücel şöyle çevirmişti. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Var olmak mı, olmamak mı? Budur işte sorun. Aklın katlanması mı daha soylu bir davranıştır vicdansız kaderin attığı taşlara ve oklara, yoksa dertler deryasına karşı silaha sarılıp direnerek yok etmek mi hepsini? Ölmek, uyumak, ötesi yok. Hem uyuduk da son verdik diyebilmek yürekteki sızıya ve bedene doğadan miras kalan bin bir sancıya. Bu son yücelişe en derin imanla can atılsa değer. Ölmek, uykuya dalmak, uyumak, belki de rüya görmek. Asıl engel bu ya. Çünkü biz kıvranan şu fani kalıptan sıyrılınca o ölüm uykusuna hangi rüyalar girecektir? Kaygıya düşer kalırız. İşte bu düşünce çok uzun yaşamayı cehenneme çevirir. Yoksa kim göğüs gerebilir kırbaçlı ömrün cefasına, zorbanın haksızlığına, küstahın hor görmesine, karşılıksız kalan sevginin çektirdiği acıya, adaletin yavaşlığına, yönetimin kibrine, değersizlerin sabırlı erdemleri ezmesine kim katlanır? Çıplak bir hançerle kendi hesabını görüp huzura kavuşmak varken, kim dayanır sanki ağır yaşam yükü altında inleyip ter dökmeye, ölümün ardından gelecek bir şeyden korkulmasa? Keşfedilmemiş bir ülkedir ölüm. Sınırlarını aşan hiçbir yolcu dönemez. Derler ki her oyuncunun gönlünde Hamlet yatar. Türkiye'de her tiyatro severin gönlünde Shakespeare yatar demek de yanlış olmaz. Ben Shakespeare sevgimiz hakkındaki bir İngilizce şiirimde diyorum ki "The bard is the playwright for all Turks of all ages. In Turkey, all the world's a stage on all stages. Our lullabies are from the folio pages. Desdemona's willow song, Macbeth's rampages mesmerize our babes in the woods and our sages. As soon as Richard III's evil starts to lurk, our emotions stir, our eyes pop out, our ears perk. He fought against Turks, but we adore Othello. He lets out a bellow, and our braves turn yellow. To us, the music from the spheres is from Twelfth Night. We eat the stuff dreams are made on, Turkish delight. People claim Turks are macho, but Lady Macbeth scares patriotic, patriarchal Turks to death. It belongs to Turks, this sceptered isle of John Bull. Stratford-on-Avon is as dear to us as Istanbul. We are involved. Lear can blame us, Richard can maim us, Iago can defame us, the shrew can tame us. Shakespeare, like Atatürk, condemned those who make spears. They both sang loving praises of those who break spears. Our nation is Atatürk's, but also Shakespeare's. 1930'lardan başlayarak uzun yıllar şehir tiyatrosunun her mevsimi
yeni bir Shakespeare prodüksiyonuyla açılmıştı. Bu geleneği modern Türk tiyatrosunun büyük siması Muhsin Ertuğrul başlatmıştı. Ama pek kolay olmamıştı bu. Zamanın eleştirmenlerinden birkaçı şiddete karşı çıkmıştı. Şiddetle karşı çıkmıştı, pardon. Bir tanesi şöyle yazıyordu. Ibsen, Schiller, Shakespeare gibi yazarlar dahi de olsa, dahiden de üstün birer kudret olsalardı, tüm cihanda tanınsalardı, şimdilik bizim sahnemize zararlıdırlar. Halkımızın bugünkü zevkini kırmaktadırlar. Türlü engellere rağmen, başta Muhsin Ertuğrul'un rahmetli olmuş ya da hayatta bulunan birçok şahsiyetin çabaları sayesinde Shakespeare sevgisi ülkemizde kök saldı. Pek az memlekette Shakespeare bizde olduğu kadar ilgi ve saygı görmüştür. Ne zorluklara göğüs germiş, ne kadar ilginç şeyler yapmış bizim öncülerimiz. Sadi Tekin Hamlet'i bunlardan biridir. 1946'da ben çocukken Kadıköy Halk Evi'nde Sadi Tek topluluğundan Hamlet'i seyretmiştim. Oyun başlarken Sadi Tek perdenin önüne çıktı. "Sayın seyirciler," dedi, "Kral Claudius ve hayalet rollerini oynayacak arkadaşlar bu akşam gelemediler. Üzerinize afiyet, rahatsızlanmışlar. Maaşlarını ödeyememiş, onlar da sahneye çıkmıyorlar. Müsaadenizle onların rollerini de ben oynayacağım." Emekler Sadi Tek, Hamlet'in sözlerini bitirir bitirmez sahne dışına koşup bir çarşafa sarınarak öteki taraftan tekrar sahneye giriyor. Bu sefer hayaleti oynuyor. Hamlet ve kralın birlikte ya da karşılıklı olduğu sahnelerde bir koşuşma. Sadi Tek giriyor çıkıyor, bir Hamlet, bir kral Claudius. O zamanlar 50'sini aşmış olan Sadi Tek, Hamlet rolü için zaten birazcık yaşlı, üstelik yıpranmış, şişman bir oyuncu. Zavallı, üç rolü birden oynayacağım diye dili bir karış dışarıda, nefes nefese ama her şeye rağmen o tarihi oyunu sonuna kadar yürüttüydü. Dahası var, 25 yıl sonra ben Kültür Bakanı'ydım. Bir gün Sadi Tek görüşmek istiyor dediler, çok sevindim, buyursunlar dedim. Oturup sohbet ettik. Bir ara yaşlı sanatçıya sordum. "Bilmem hatırlar mısınız, 25 yıl önce Kadıköy'de Hamlet'te 3 rolü birden oynamıştınız." Sadi Tek bir an sustu, sonra gülümseyerek cevap verdi. "Hatırlamaz olur muyum? Ama asıl bir sonraki gece daha ilginç olmuştu. O oyunda hayaleti ve kralı oynayacak arkadaşlar gelemedikleri gibi kraliçe ile Ofelia'yı oynayacak hanımlar da gelemediler." Allah bilir, Sadi Tek Hamlet trajedisini iş başa düşerse tek başına oynayabilirdi. Nur içinde yatsınlar, o ve onun gibiler olmasaydı bizler bugün nasıl Türk Shakespeare'i yapardık? Hepsini saygıyla anıyoruz. Shakespeare, dünya tiyatrosuna olduğu kadar İngiliz şiirine de büyük katkılarda bulunmuştur. "Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee." Seni bir yaz gününe benzetmek mi? Ne gezer? Çok daha güzelsin sen. Çok daha cana yakın. Taze tomurcukları sert rüzgarlar örseler, kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın. Işıldar göğün gözü, yakacak kadar sıcak ve sık sık kararır da yaldız düşer yüzünden. Her güzel, güzellikten er geç yoksun kalacak kadar ya da varlığın bozulması yüzünden. Ama hiç solmayacak sendeki ölümsüz yer. Güzelliğin gitmez ki. Asla olmaz ki hurda, gölgesindesin diye ecel caka satamaz. Sen çağları aşarken bu ölmez satırlarda. İnsanlar nefes alsın, gözler görsün el verir.
Yaşadıkça şiirim sana da hayat verir. Sonelerden bazıları Türkçe'ye 19. yüzyılın sonlarında çevrilmişti. Ünlü Osmanlı şair ve yazarı Muallim Naci de birkaç sone çevirmişti. Aşka kendini kaptırmış olan Shakespeare'in huzursuzluğunu anlatan 27 sayılı sone bugünün diliyle şu satırlarla başlar. Yorgun argın alırım yatağımda soluğu, yatak yol yorgununa en hoş dinlenme yeri. Ama bu sefer başlar aklımın yolculuğu, kafam çırpınır gövdem bitirmişken işleri. Daha sonra sonede şu dörtlük vardır. Hiç değilse ruhumda düş kuran bir göz var da, görmeyen bakışıma senden hayal getirir. Hayalin karanlıkta elmas gibi parlar da, korkunç geceyi süsler, ona taze yüz verir. Bu uyaklı dörtlüğü bakın, Muallim Naci o zaman düz yazı olarak nasıl çevirmiş? O zaman kuvve-i rüyeti fikriye miyan-ı şebi deycurda müteallik ve zulmet için yegane bâisi revnak olan bir cevher-i nurani gibi bana senin hayalini arz ediyor, ta ve sabah onunla meşgul oluyor. Ne kolay anlaşılmıyor mu? Türkçemiz yüzyılda ne kadar değişti. Oysa Shakespeare'in 17. yüzyıl başında yazdığı soneleri bugün İngilizler, Amerikalılar arada bir sözlüğe bakarak kolayca anlıyorlar. Evet, Shakespeare sevgili seyirciler, sonelerinde aşkın coşkusunu dile getirirken yaratıcı sanattaki ölümsüz gücü de anlatmıştır. Not marble, nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. When wasteful war shall statues overturn and broils root out the work of masonry, nor mars his sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. Against death and all oblivious enmity shall you pace forth. Your praise shall still find room, even in the eyes of posterity, that wear this world out to the ending doom. So, till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lover's eyes. Ne yaldızlı hükümdar anıtları, ne mermer ömür süremez benim güçlü şiirim kadar. Seni pasaklı zaman pis bir mezara gömer, ama satırlarımda güzelliğin ışıldar. Savaşlar tepe taklak devirir heykelleri, çökertir boğuşanlar, yapı demez, sur demez, ama Mars'ın kılıcı, cengin ateş selleri şiirimde yaşayan anını yok edemez. Ölüme ve her şeyi unutturan düşmana karşı koyacaksın sen. Yeryüzünü mahşere yaklaştıran çağların gözünde bile sana bir yer var. Özgüm seni çıkarttıkça göklere. Dirilip kalkıncaya kadar mahşer gününde yaşarsın şiirimle sevenlerin gönlü. Krallar arasında belki de en su katılmadık alçak olan 3. Richard'tı. Tahta geçmek için öz kardeşini öldürür. Hükümdar olduktan sonra kan gövdeyi götürür. 3. Richard en yakınlarına, kendini destekleyenlere bile kıyar. Bu trajedinin açılışı çarpıcıdır. Perde kalkar kalkmaz Richard'ı görürüz. Sakatlığını, kamburluğunu anlatarak tasarladığı kötülüklerden bazılarını açıklar. Bu anlatımda müzikten de söz eder. Uzun süre tahta geçemediği için mutsuz yaşayan Richard'a talih gülmeye başlamıştır. Hoşnutsuzluğumuzun kış mevsimi. İşte bak, York güneşi güldü de şanlı yaza dönüştü. Evimizin üstüne çöken kara bulutlar gömüldü, gitti derin bağrına okyanusun. Başımızdaki sargı zafer çelengi artık. Örselenmiş silahlarımız dikili anıt. Cenk toplantılarımız birer şölendir şimdi. Korkunç yürüyüşümüz hoş bir oyun havası. Kaşını çatmaz oldu asık suratlı savaş. Artık zırha bürünmüş küheylanlara binip yüreksiz düşmanlara korku saçacağına sıçrar, zıplar soylu bir kadının odasında şehvetini okşayan lavtanın sesiyle mest. Ama ben ne oynaşmak için yaratılmışım ne de aşk aynasına sırnaşacak gövdem var. Kalıbım çarpık çurpuk, aşk görkemi yok bende. Geçemem ki kırıtan bir yosmanın önünden.
yoksun bırakılmışım doğru dürüst varlıktan. Doğa kalleşlik etmiş, biçimsiz yapmış beni. Yarım yamalak, bozuk, vakitsiz yollanmışım şu boğucu dünyaya. Yarım bile denemez. Ben öylesine eksik ve aksak kalmışım ki rastladığım köpekler bile havlıyor bana. Boruların uyuşuk çalındığı şu durgun bağış çağında bana hoş vakit geçirtecek hiçbir uğraşım yok ki. İşim gücüm güneşte gölgemi gözetlemek, kendi sakatlığımın türküsünü söylemek. Madem olamıyorum kimsenin sevgilisi, tatlı sözler edilen şu güzelim günlerden hiç zevk alamıyorum, kararlıyım. Öyleyse alçağın biri olup nefret saçarım çağın boş eğlencelerine, türlü tuzaklar kurar, hileler çeviririm. Üçüncü Richard, bu kararını uygulayarak sayısız insanın canına kıyar, bir canavar olur. Trajedinin sonunda artık kendinden korkar duruma gelmiştir. Ne? Ben kendimden mi korkuyorum? Burada başkası yok ki. Richard, Richard'ı sever. Demek ki ben, benim. Bir katil mi var burada? Hayır. Evet, ben varım. Kaç öyleyse. Ne? Kendimden mi? Richard'ın vicdanında bir ürperti başlıyor gibidir. Öyle bir canavarda vicdan var mıdır acaba? Sonu yaklaşırken Richard, ah ödlek vicdan diye yakınır. Onu bir illet olarak görür ama sonra inkar eder onu. Ruhumuzu ürkütmesin saçma düşlerimiz. Vicdan sırf korkakların kullandığı bir sözdür. Güçlüler sinsin diye uydurulmuştu ilkin. Kol gücü bize vicdan, kılıç bizim yasamız. Ve üçüncü Richard sonunda kaçıp kurtulmaya çırpınırken bir at uğruna her şeyini feda etmeye hazırdır. Haykırır, a horse, a horse, my kingdom for a horse. Bir at, bir at, krallığım bir ata. Bu trajedi Amerika'da oynanırken salondaki seyircilerden biri sahneye şöyle bağırmış. At yok, eşek olmaz mı? Dışarıda oynayan aktör cevap vermiş. Olur, buyurun sahneye. Shakespeare'in yaşamı konusunda güvenilir bilgi fazla değil. Bazılarına bakılırsa o olağanüstü eserleri sıradan ikinci sınıf bir oyuncunun yazmış olması düşünülemez. Onun için çeşitli bilginler Shakespeare'in bir takma ad olduğunu öne sürüp dururlar. Kimisine göre asıl yazar Oxford Earl'üdür ya da Darby veya Rutland Earl'ü. Kimisine göre o çağın ünlü yazarlarından Francis Bacon. Ömrünü Shakespeare'in başka birisi olduğunu kanıtlamak için harcayanlar olmuştur. Şunun bunun mezarını açanlar olmuştur. Mezar açmaktan söz edince insanın aklına 19. yüzyılın İngiliz oyuncularından W.S. Gilbert'ın bir fıkrası geliyor. Nükteleriyle, hicivleriyle de ün kazanmış olan bu oyuncu Sir Herbert Barbaron III adlı rakibini hiç beğenmezmiş. Hep alaya alırmış. Bir gün demiş ki Shakespeare mi Bacon mu sorusunu çözmek için ne yapmalı biliyor musunuz? Her ikisinin mezarını açmalı, tabutları yan yana koymalı, Sir Herbert Beerbohm III'yi getirip Hamlet'i oynattırmalı. İki tabutun birinde hangi ölü ötekisinden daha çok tepinirse asıl Shakespeare işte odur. Bilmem Shakespeare'in gerçekte kim olduğu o kadar önemli mi? Nasıl bizim Yunus Emre'mizin tam kimliğini bilmiyorsak, Shakespeare'i tam olarak bilmemekte hiçbir şeyi değiştirmez. Asıl önemli olan Yunus'un şiirleri, Shakespeare'in eserleridir. Ünlü İngiliz yazarı Ben Jonson ne güzel söylemiş. Soul of the age, the applause, delight and wonder of our stage, rise my Shakespeare. Çağımızın canevi, sahnemizin alkışı, keyfi, devi, kalk benim Shakespeare'im. Mezara gömülmemiş yüce bir anıtsın sen. Yaşamın sürecektir eserin yaşadıkça. Türk halkı uzun yıllar en çok Otello'ya merak salmıştı. Bu trajedi gezici topluluklar tarafından genellikle bir hayli kısaltılarak Arap'ın İntikamı adıyla oynanırdı. Cambazların en dramatik oyunu Arap'ın İntikamı'ydı. Diyelim ki Rıfat ve Talat Tel yazar kardeşlere gittiniz.
Hemen her defasında Otello'yu da seyrederdiniz. Telgezer kardeşleri görürdünüz önce, ip üzerinde ileri geri yürüyerek seyircinin yüreğini ağzına getirirlerdi. Sonra yüzünü marslıkla boyamış bir Otello çıkardı ortaya. Bağıra, çağıra, el kol sallaya sallaya yaman bir Otello oynardı. Seyirciler coşardı. Yago'ya yuh çekenler, küfredenler, lanet okuyanlar olurdu. Yaşlı hanımlar Desdemona'ya seslenirlerdi. Vah zavallı yavruca, iftira ediyorlar sana, iftira. Desdemona ile Otello ölürken ağlayanlar mı istersiniz? Korkudan çığlık atarak kaçışan çocuklar mı istersiniz? Cambazların uzun yıllar yüzlerce yerde sayısız temsil verdiği düşünülürse, Otello tiyatro tarihimizde en çok oynanmış ve en fazla seyirci bulmuş piyestir demek yanlış olmaz. Bazı oyuncularımız bu trajedinin kişilerinden isim alarak ün kazanmışlardı. Otello Kamil, Iago Lütfü, Brabancio Fuat, Cassio Ahmet. İstanbul'da İngilizce Otello'yu Amerikalı zenci aktör Ira Aldridge oynamıştı. Kadroda başka herkes Fransızca oynuyordu. Otello, ihanetin, kıskançlığın, düzenbazlığın, bağışlamak bilmeyen aşkın trajedisi. Shakespeare'in en kötü kişilerinden biri olan Iago, yiğit Otello'nun yüreğine kuşkular sokarken bakın ne kurnazca konuşuyor. Ah efendimiz, sakının kıskançlıktan, beslendiği eti alaya alan yeşil gözlü canavardır o. Boynuzlu adam eminse kaderinden, sevmiyorsa kendisini aldatanı mutlu yaşıyor demektir. Ama ah nasıl cehennem anları yaşar sevip de kuşkulanan, şüphelenip de çılgınca aşık olan. İftiranın karanlık gücü masum Desdemona'yı ve yiğit Otello'yu aşkından felakete sürükler. Shakespeare başka oyunlarında da iftiranın kötülüğünü vurgulamıştır. İftira demişler buna. Ağzı kılıçtan keskindir. Dili daha zehirlidir dildeki solucanlardan. Soluğu en hızlı uçan rüzgarlara biner gider. Yalan dolan saçıp durur dünyanın dört bucağına. Krallar, kraliçeler, devletler, sonra genç kızlar, ev kadınları. Hayır, ta mezarların sırlarına kadar hepsine girer şu iftira denilen yılan. Aşka gelince en güzel aşk oyunlarını ve sevgi şiirlerini yazmış olan Shakespeare ara sıra aşkı soytarılık, delilik gibi görmüştür. Aşık sözü bir tuhaftır. Gerçeklerle pek bağdaşmaz. Ben inanmam o köhnemiş masallara, o peri oyunlarına. Aşıklarla çılgınların beyinleri hummalıdır. Öyle hayaller kurarlar ki yarattıkları öğrenir soğukkanlı sağduyunun hiç anlayamadığını. Divane, aşık ve şair hep bir olurlar hülyada. Shakespeare dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük hiciv ustalarından biridir. Toplumdaki bozukluklardan sık sık yakınmıştır. Uzun şiirlerinden birinde diyor ki: hasta ölüyor, horul horul uyurken hekim, öküzler aç perişan, zorba durmadan yerken. Dul kadın ağlar durur, şölende yaşar hakim. Danışman dört kol çengi, illetler kol gezerken. Namus, onur, şeref. Shakespeare'deki kişilerin dilinden düşmeyen düşüncelerdir bunlar. O kişilerden bazıları değer vermez bunlara. Falstaff'ı dinliyoruz. Falstaff bir bakıma bir güldürü kahramanı, bir bakıma soytarı. Şeref kırık bacağı kaynatır mı? Yok. Kırık kolu yok. Üzüntüye yaraya merhem sürer mi? Yok. Demek ki şerefin cerrahlık bilgisi yoktur. Nedir şeref? Bir sözcük. Nedir o şeref sözü? Hava. Shakespeare'in belli başlı kahramanları hep krallardan, soylu kişiler arasından seçilmiştir ama yoksullar, ünvansızlar, halk çocukları ihmal edilmemiştir. 4. Henry'deki şu söz boşuna değildir. Bir tarih vardır tüm insanların yaşamında. Shakespeare iktidardakilere, hükümdarlara halkın sesini dinlemelerini hatırlatmıştır. Kartala zahmetli gelir küçük kuşların şarkısı. Dinlemez onların dili getirmek istediğini. Shakespeare güzeli ve çirkini, iyiyi ve kötüyü ne yoğun sözlerle anlatıyor değil mi? Eserlerinde yüzlerce özdeyiş var. Size bir küçük demet sunalım. Hatiplerin
nutku tutulur güzellik konuşunca. Başı dönmekte olan dünya dönüyor sanır. Şan suda halka gibidir. Büyür alabildiğine ve o kadar genişler ki sonunda kaybolup gider. Kimse işlemeyi sevdiği günahı işitmeyi sevmez. Batan güneşe karşı kapı örtenler vardır. Bunlar unutulmaz sözler. Unutulmaz deyince akla oyuncuların rol unutması geliyor. Kendisi de oyunda olduğu için Shakespeare unutma sorununu iyi bilirmiş. Bazı oyunlarında söz konusu etmiştir de. Şafşal bir oyuncu gibi rolümü unuttum. Yerimi şaşırdım. Rezil oldum. Shakespeare temsillerinde rol unutmaya ilişkin nice anılar vardır. Bir tanesi 1920'de ünlü John Barrymore 3. Richard'ı oynarken olmuştur. Radcliffe'i oynayan aktör şu iki satırı söyleyecek. Ben Radcliffe, köyün erkenci horozu sabah selamlarını sundu iki kez öterek. Bunu söylerken takılmış, köyün erkenci horozu demiş, arkasını getirememiş. Bir daha başlamış, yine hatırlayamamış. Bir daha... Barem ortaya anlamamış, bir adam demiş, ne diyor ötüyorsun. Bu tür tiyatro olaylarının en hoşu Julia Marlowe adlı aktrise aittir. 12. gecede Olivia rolünü oynuyor. Karşısında rahip Julia Marlowe ilk dizeyi rahatça söylemiş. Buyurunuz aziz peder, gökler parlasın derken takılmış. Gerisini çıkaramamış bir türlü. Hık mık hatırlayamamış ama nasıl becermişse aynı vizim ve kafiye ile bir misra uyduruvermiş. Buyurunuz aziz peder. Gökler parlasın ama tek bir mübarek satır gelmez oldu aklıma. Bir alemdir şu sahne sanatçıları. 19. yüzyılın ilk 30 yılında Londra tiyatrosunun bir numaralı aktörü olan Edmund Kean bir gün Otello'yu oynarken sahnede Iago'yu oynayan aktörü bir hayli hırpalamış. Oyun bittikten sonra bir arkadaşı Kean'e demiş ki adamcağızı boğup öldürüyordun az daha. Coşkulu oynamak buna denir işte. Kean hayretle bakmış arkadaşının yüzüne. Hangi coşkulu oynamaktan bahsediyorsun sen? Sahiden öldürecektim keratayı. Sahnede önüme geçiyordu bu oyuna. Bazı seyirciler de alemdir. Birçok Shakespeare rollerine çıkmış olan Mücap Oğuzluoğlu anlatmıştı. Ünlü yazar Halikarnas balıkçısı her rastladığına var gücüyle merhaba derdi. Allah'a ısmarladık yerine de kocaman merhabalar kullanırdı. Bir gün Macbeth'i izliyormuş. Tiyatroya gittiğinde kafası iyice tütsülüymüş. Ön sıraya oturtmuşlar. Oyunun birçok yerinde selamlaşmalar vardır. Merhaba Duncan, merhaba Macbeth, merhaba Macbeth. Bizim Halikarnas balıkçısı bunları işitince ayağa kalkmış. Sahneye kocaman bir merhaba çekmiş. Hamlet ile sahne sanatı öyle içli dışlıdır ki konunun gelişmesinde Danimarka prensinin tiyatro merakı ve oyuncuları kullanarak babasının katiline kurduğu tuzak önemli bir rol oynar. Bu oyunu düzenlemesinden az önce Hamlet'i durgun, üzgün, düşünceli görürüz. Son zamanlarda neden bilmiyorum. Bütün neşemi yitirdim. Severek yaptığım her şeyden bezdim. Yüreğimi öyle bir burukluk eziyor ki varlığın çerçevesi olan bu güzelim dünya gözüme çorak bir toprak yığını gibi gözüküyor artık. Şu görkemli sema, şu hava. İşte bak şu allı şanlı gök kubbe, altın alevlerle süslü olan şu heybetli çatı yok mu? Sadece murdar, illatlı bir duman kuması gibi görünüyor bana. Ne güçlü bir yaratıktır insan. Ne kadar soyludur aklı. Yetenekleri nasıl da olağanüstü. Gövdesi, hareketleri ne kadar biçimli, düzgün, övmelere değer. Davranışlarında nasıl da melek gibi. Sevgide, anlayışta nasıl da tanrısal. Dünya güzeli, en pürüzsüz, örnek yaratık. Gel gör ki benim için bu varlığın özü toz toprak değil de nedir? Bizde de gelmiş geçmiş en sevimli tuluatçılarımızdan Naşit, sadece güldürü sanatçısı olarak ün salmış olduğu halde Hamlet'i oynamaya heves etmiş. Rahmetli koca burunlu, dört kol çengi, gözleri fıldır fıldır bir komik. İlk temsilde Naşit'in seyircisi her zamanki gibi gülmüş de gülmüş. Naşit bakmış ki olacak gibi değil,
sahnenin önüne yürümüş. Bu bir trajedidir demiş. Acıklıdır. Buna gülmeyeceksiniz, ağlayacaksınız. Hamlet oyuncular için krala kurduğu kapana uygun sözler hazırlamıştır. Bu oyunun nasıl oynanmasını istediğini şöyle anlatır. Yazdığım konuyu, bu konuşmayı ne olur? Söylediğim gibi kıvrak oku. Yok bizdeki oyuncuların çoğu gibi nutuk çekeceksen mısralarımı şehrin tellalı okusun daha iyi. Havayı bıçakla keser gibi elini kolunu sallama öyle. Her şeyi ölçülü yap, usul usul. Coşkunluğun sen olsa da, fırtına ya da ne bileyim kasırga olsa da onu yatıştırıp yumuşatmalısın. Ah beni can evimden vuruyor. Takma saçlı, ağzı kalabalık bir delikanlının coşkun bir duyguyu yürek paralarcasına, şerha şerha yırtarcasına haykırarak en ucuz yerlerde oturan seyircinin kulaklarını patlatması. O cahillerin çoğu anlaşılmaz dilsiz oyunları, yaygarayı sever zaten. Fazla yavan da olma. Kendi sağduyun doğru ölçüyü versin sana. Yaptıkların söylediklerine uysun, söylediklerin yaptıklarına. Asıl göz önünde tutman gereken yaratılışa ve doğaya aykırı düşmemektir. Hamlet çocukluğunda çok sevdiği soytarı Yorick'in kafatasını gördüğünde ne dokunaklı sözler söyler. Ver bakayım bana. Kafatasını alır. Vah zavallı Yorick. İyi tanırdım onu. Horatio doyum olmazdı şarkılarına. Ne eşsiz bir hayal gücü vardı adamın. Binlerce kez sırtında taşımıştı beni. Ama şimdi gözüme, gönlüme ne de iğrenç görünüyor. İçimi bulandırıyor. Şurada dudakları vardı. Kim bilir kaç kez öptüm de onu. Şakaların nerede şimdi? O çılgınlıkların, türkülerin, sofrayı kahkahaya boğan, o ışıl ışıl nüktelerin, kendi sırıtışınla alay edeceğin bir tanesi bile kalmadı mı? Çenen büsbütün düştü mü ne? Hadi ana kraliçenin odasına git de ki yüzüne bir parmak kalınlığında boya sürse bile olup olacağı işte bu. Güldür bakalım onu bununla. Ve Hamlet'in son sözleri. Size anlatırdım ya, kavşuru. Horatio, ben can veriyorum artık. Sen sağsın. Anlat beni. Anlat haklı davamı inanmayanlar varsa. Ötesi sessizliktir. Ötesi sessizliktir. Bu sarsıcı, sürükleyici trajedinin bitişi ne şiirlidir. O acıklı sahnelerde, gülünçlü durumlarda olmuştur ara sıra. 19. yüzyılın en başarılı Shakespeare oyuncularından William Charles Macready Hamlet'i sahneye koyuyor, hem de başrolü oynuyor. Provalarda Kral Claudius rolündeki aktörü hiç beğenmiyormuş, hep arkada tutuyormuş. Krala öleceği yer olarak da sahnenin dibinde bir köşe seçmiş, seyircilerin gözünden ırak bir yer. Kendisi Hamlet ön tarafta, seyircilere en yakın yerde ölecek. İlk temsilde Kral Claudius'u oynayan adamcağız sendeleyerek gelmiş, sahnenin önünde tam ortasında Hamlet'e ayrılan yere yığılmış. Macready neye uğradığını şaşırmış. Elbette. Hemen adamın kulağına fısıldamış. İşin ne burada? Git arkada ölsene. Hadi kalk, kendi yerinde öl. Ölmüş olan kral doğrulmuş. Bütün salonun işiteceği bir sesle sen bana baksana Macready efendi demiş. Provalarda ne dedimse yaptık. Ama şimdi ben kralım. Canım nerede isterse orada öldüm. Macbeth'in sonunda da bu tür bir sahne olayı olmuş Londra'da. Kahraman Macduff ile habis Macbeth kılıçla vuruşurlar. Macbeth ölür. Bir keresinde Macbeth'i oynayan aktör coşmuş, yaman çarpışıyormuş. Macduff yalvarır durmuş. Yapma, etme, kısa kes, hadi öl artık. Macbeth oralı değil, yiğitçe kılıç sallıyormuş. Macduff az kalsın yorgunluktan yere yığılıp kalacakmış. Yani ünlü trajedinin sonunda Macbeth'in kurtulmasına ramak kalmış. Neyse nihayet Macbeth merhamete gelip ölmüş de trajedi değişmemiş. Ama seyirciler bütün bundan o kadar keyiflenmişler ki vuruşma sırasında tempo ile alkış tutarak Macbeth'i teşvik etmişler. Ölünce de alkışla ayağa kaldırtmışlar, yeniden coşkunca alkışlamışlar. Kleopatra, Shakespeare'in görkemli kadın kahramanlarından biri.
Lady Macbeth, Desdemona, Portia, Gertrude, Ophelia, daha niceleri. Bunlar arasında hırçın kız diye tanıdığımız Katerina da var. Katerina'yı yola getirmek zor iş. Shakespeare başka bir komedisinde Veronalı iki centilmen de diyor ki... Adamda dil varsa erkek diye bellemem adını, o dille beceremezse kazanmayı bir kadını. Petruccio, Katerina'yı uslandırmayı beceremez başlangıçta. Ama sonunda Kate yola gelmiştir. Bakın o şirret şimdi kocaları nasıl övüyor. Kocan senin efendidir. Hayatın koruyucundur. Başının tacıdır, sultanındır. Özene bezene bakar sana, yedirir içirir seni. Kara demez, deniz demez. Var gücüyle çalışır da bekçin olur. Gece fırtınada, gündüz soğuktan esirger seni. Sıcacık evinde yan gel yat diye güvenli, rahat. Ve fazla bir şey beklemez senden karşılık olarak. Aşk bekler, güzellik bekler, bir de tam itaat bekler. Bu küçücük bir ödemedir koskoca bir borca karşı. Shakespeare'in en trajik birkaç kadınından biri Juliet'tir. Biz Türkler balkon konuşmalarını iyi biliriz ya, balkon sahnesine gireceğiz şimdi. Romeo Juliet'i görüyor balkonda. Yavaş. Karşıki camdan süzülen ışık tane. Orası doğu. Evet, Juliet'te güneş. Yüksel güzel güneş. Canını al şu kıskanç ayın. Sen onun nedimesisin ama kat kat güzelsin diye gıncından asla düşüp sararan ayın. Madem ki kıskanıyor, ona nedime olma. Bakirelik giysisi hastalıklı, yemyeşil. Sırf soytarılar giyer bunları. Sen çıkar, at. Benim sevgilim bu. Ah benim aşkım o işte. Ah bir bilse sevgilim olduğunu. Konuşuyor. Da bir şey söylemiyor. Ne çıkar? Gözüyle anlatıyor. Karşılık vereceğim. Ben fazla atılganım. Bana seslenmiyor ki. Göklerdeki en güzel iki yıldız bir yere giderken onun gözlerine yalvarıyorlar. Biz dönünceye kadar siz ışıldayın diye. Onun gözleri gökte, yıldızlar da başında olsaydı. Yanağının nuru utandırırdı o yıldızları. Nasıl gün ışığı lambayı utandırırsa. Gökte gözleri öyle parlak akardı ki gece bitti diye ötüşürdü kuşlar. Bak yanağına nasıl koymuş elini. Ah o eldeki eldiven olabilseydim de dokunsaydım o yanağa. Bizim Robert Kolej'de Shakespeare sık sık İngilizce olarak oynanırdı. 1950'li yıllarda Romeo ve Juliet'i sahneye koydulardı. Küçük rollerden birinde bugün Türkiye'nin en zengin kişisi olarak tanınan bir arkadaşımız vardı. Son sahnede Romeo ve Juliet'in yan yana ölü yattıklarını görünce tek bir satır söyleyecek. Oh, what a pitiful sight. Ah, ne acıklı bir görünüş. Heyecandan şaşırıp, oh, what a beautiful sight demez mi? Ah, ne güzel bir görünüş. O yürek parçalayıcı sahnede hem oyunculardan hem seyircilerden gümbür gümbür kahkahalar koptuydu. Sevgili seyirciler, Shakespeare'in engin sanatı için ne yorumlar yapılırsa yapılsın, abartmasız bu konuda birkaç bin kitap yazılmıştır zaten. Kim ne derse desin, Shakespeare'in özü aşktır. When I have seen by time's fell hand defaced the rich proud cost of outworn buried age, when sometime lofty towers I see downraised and brass eternal slave to mortal rage, when I have seen the hungry ocean gain advantage on the kingdom of the shore, and the firm soil win of the watery main, increasing store with loss and loss with store, when I have seen such interchange of state or state itself confounded to decay, ruin hath taught me thus to ruminate, that time will come and take my love away. This thought is as a death which cannot choose but weep to have that which it fears to lose. Gördüm anıtlarını nice görkemli çağın, zamanın zalim eli yıkıp etmiş yerle bir, başları göğe değen kuleler darmadağın ve sonsuz tunç ölümün gazabına köledir. Gördüm öbür obur okyanus yenilgiye uğratmış, keyfince hüküm süren heybetli kıyıları ve sert toprak kendine koca ummanı katmış, zarar kârı arttırmış, kâr büyütmüş zararı. Gördüm
her şey bozulur, sonsuz sürüp gidemez. En sağlam devlet bile günün birinde çürür. Yıkımlar düşündürdü beni ister istemez. Er geç sevgilimi de zaman alıp götürür. Bana ölüm gibidir ölmesinden korkarak, hiçbir şey yapamayıp varlığını ağlamak. Hoş sürprizler olurmuş Türkiye'deki Shakespeare oyunlarının bazılarında. 1866'da Güllü Agop, Naum'un tiyatrosunda Macbeth'i oynuyor. Bir sahnede öfkesini gösterecek. Coşmuş, öne atılarak birkaç adım atmış şöyle. Çalgıcılar bunu müzikallerdeki gibi bir ayak oyunu sanmışlar. Hemen polka çalmaya başlamışlar. Amerika'da da gülünç bir hikaye vardır Macbeth'e ilişkin. Koca kovboy John Wayne, filmlerde oynayan o kovboy John Wayne, Macbeth rolünü oynamış sahnede bir kez heves etmiş. Ama pek beceremiyormuş. İzleyiciler gülüşmeye başlamış. Biraz sonra John Wayne'in tepesi atmış. Sahnenin önüne yürümüş. İzleyicilere demiş ki, "Hell, I didn't write this crap. Anasını satayım, ben yazmadım ki bu saçmalıkları." Şölenlerimiz, oyunlarımız bitti artık. Daha önce söylemiştim. Oyuncularımız cinler, perilerdi. Eriyip gidiverdiler, havaya karıştılar. İşte bu görüntünün temelsiz yapısı, el değmez dokusu gibi başı bulutlu hisarlar, görkemli saraylar, yüce tapınaklar, koca dünyanın kendisi, evet her şeyiyle, hepsiyle silinecek de bu ismi var, cismi yok geçit töreni gibi yavaşça kaybolup hiçbir iz bırakmayacak. Biz özünden düşler yaratılan varlıklarız. Kısacık ömrümüzün başı sonu uykudur. Ah harika! Burada ne kadar çok iyi insan bir araya gelmiş. Ne kadar güzel insanlık. Böyle insanlarla dolu şu yepyeni yiğit dünya.